2010 yılında Deniz Baykal bir kaset marifetiyle bir kumpasa maruz kaldı. Genel başkanlık koltuğundan alaşağı edildi. Evet. Ve yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Hı hı. Peki ne demişti Deniz Baykal'la görüştükten sonra çıktığında gazetecilerin mikrofonla? Aday olmayacağım kesinlikle dedi. Ben aday değilim. Ertesi gün aday oldu. Ertesi gün aday oldu, evet. Tamam. Şimdi niye bunu yapıyor hocam? Mesela Kemal Bey bu kaset kumpasıyla ilgili savcı sayandan mülhem aktararak söylüyorum. O gün CHP'deydi. Biz oturduk parti yetkilileri olarak, dedik ki bu meseleyi aydınlatmak, açığa çıkarmak, Deniz Bey'i yeniden işte genel başkanlık koltuğuna oturtmak hepimiz için namus borcudur. Namus sözü veriyoruz dedi. Bunu CHP'nin parti meclisinde. Evet. Parti meclisinde bu karar alınıyor. Evet. Hı. Sonra ne oldu? Kemal Bey aday oldu. Ve bu mesele unutuldu. Mesele unutuldu. Peki Kemal Bey hepimizden şunu daha iyi biliyor mu, bilmiyor mu? FETÖ'nün taktiği neydi hocam? Alaşağı etme, yerine bir başkasını getirme taktiği. Şantaj. Evet. Suikast. Suikast. İftira. İftira. Kumpas. Kumpas. Kasetler. Tamam. Şunlar bunlar. Evet. Aynısını MHP'lere de yapmışlardı. Onlara da yaptı, ama evet. Ya o MHP'li vekillere yönelik. İstifa ama Devlet Bahçeli ne yaptı? Dik durdu. Dik durdu, evet. Şimdi bu FETÖ taktiği, biz şunu biliyoruz ki, bu ne biliyoruz artık, yani bütün belgeleri de ortaya çıktı. Bu kaset FETÖ işi. Bir operasyon yaptılar. Evet. Peki FETÖ bir operasyon yapınca operasyonla birlikte boşalan koltuğa kimi getirir? Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirdim. Evet, bu net. Bitti. Bu net. Peki Kemal Bey meclis kürsüsünde bir FETÖ terör örgütünün uyduruk tapelerini günlerce anayasal suç olmasına rağmen döndürdü mü? Döndürdü. Peki Kemal Bey ve partisi FETÖ'nün Bankasyası, televizyonları, şunları, kapanması, önünde kanalın, destek gösterileri yaptılar, yaptılar mı? Yaptılar, yaptılar. Peki bunları nasıl izah edeceğiz? İzahı yok zaten. Kendi tabanlarında. Şimdi diyecek ki, işte Tayyip Erdoğan da, yahu arkadaş, 17-25 ile birlikte ve en son darbeyle birlikte bunlar ne yaptıklarını, neye hizmet ettiklerini ortaya koydular. Tabii canım, ondan önceki bilinmiyordu. Bilinmiyordu. Daha doğrusu şöyleydi. Yani Deniz Baykal da bunlarla oturdu, Ecevit de bunları savundu, herkes, Özal da, Çiller de. Herkesi yani aldattılar. Herkesi aldattılar. Burada herkes problem aldılar. Yok. Ama önemli olan bu hadiselerin, yani bunun bir örgüt olduğu ortaya çıktıktan sonra oradaki duruş önemli. Duruş. Ondan öncekini kimse şey etmiyor. Ne yaptı? Orada da düzgün duramadı. Evet. Şimdi tüm bunları yan yana, üst üste, alt alta, sağ alta, bir şey çıkıyor, bize bir şey gösteriyor bu yani. Bunu bir CHP milletvekili, İzmir milletvekili bir profesör bayan vardı. Ne armandı ya? Dedi ya, seçimde dedi, cemaatle biz ittifak yaptık, evet, dedi. Evet. Ne armandı ya? Yok, Arman değil miydi? İsmi aklıma gelecek, şimdi söyleyeceğim. Yani bu açık söylediler. Açık söylediler canım, bunu herkes biliyor yani. Peki şunu nasıl izah edeceksin? Sezgin Tanrıkulu, efendime söyleyeyim, o Gamze İlgezdi. Hı. Gidecekler, PKK'lı teröristin cenazesine katılacaklar, ağlayacaklar, gözyaşı dökecekler ve o partide devam edecekler. Nasıl olacak bu hocam? Yamalı Bohça ya. Hocam CHP'den bahsediyoruz. Evet, Yamalı Bohça oldu Atatürk'ün yani. Bir partisi Yamalı Bohça olur da legal bir şeyler olur, renkler olur. Yani şimdi de bir yandan da İYİ Parti ile milliyetçi bir kökeni olan bir parti, ülkücü tabanı olan bir parti.
Onunla da bir araya geliyor. Saadet Partisi ile de bir araya geliyor. Tabanını da Erdoğan düşmanlığı üzerine onun şeyi konsolide yani. Etmiş. Evet. Yalandan onun yere. Üzerine. O şeyi istemiştim videoyu. Geldi hocam. Hı. Hadi verelim peş peşe. Ben söylüyorum. Kim darbeye girişimde bulunacaksa, birisi girişimde bulunacaksa o tankın önüne önce ben çıkacağım diyorum. Başbakandan, Cumhurbaşkanından sokağa davet geldi Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Sizin evet. Planınız, programınız nedir Sayın Kılıçdaroğlu? Ben şu anda İstanbul'dayım. Uçaktan iner inmez bu olaydan haberimiz oldu. Şimdi dikkatle izliyorum. Şimdi diyordu ki ilk ben çıkarım sonra dikkatle evet. izlemeye başladı. Öyle gitti o evden izledi ya. Bir video daha var. Hı. Verelim. İyi de tank getirselerdi bari. Nerede tank? Darbe olmuş. Darbe girişiminde bulunulmuş. Cumhurbaşkanı nerede? 3 uçak bekliyor diyor. Nerede bu uçaklar? Bir de tank getirseydiniz vallahi bari. Ne dediğini bilmiyor ya. Hocam ne dediğini biliyor. Asla bu söylediğine katılmam. Ne dediğini biliyor. Ya bununla. Diyor ki hocam bak. Tüm bu yalanlarda Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki böyle siyaset yapacaksınız. Gerçeklik budur diyor. E karşılığı ne bunun siyasete? Hocam siyaseten karşılığı şu. Hı. Şimdi dedim ya anlamsız, yersiz, haksız bir Tayyip Erdoğan düşmanlığı FETÖ ile oluşturdular. Evet. FETÖ ile kol kola girdiler. FETÖ, PKK, Selahattin Demirtaş falan Kemal el ele verdiler. Sebebi de şu. Denklem çok basit hocam. Tayyip Erdoğan niye oyalıyor? Ya millet inanıyor bu insana. Siyasetçiye güvenirse oy verir. Hocam söyleyeyim mi? Hı. Bu dediklerin doğru. Bu dediklerin hepsi toplanıyor toplanıyor şuna. Üst başlığı şu. Bu millet Tayyip Erdoğan'ı sevdiği için evet. oy veriyor. Güvendiği için seviyor zaten. Güvendiği için, evet. sevdiği için oy veriyor. Güvendiği için seviyor, seviyor. İnandığı için seviyor, tabii. çalışkan ha. bulduğu için seviyor, evet. falan evet. falan. Yaptıklarına bakıyor. Üst tamam. başlık seviyor. Bunu ekran başındaki izleyicilerimiz de dikkatli değerlendirsinler. Bu millet Tayyip Erdoğan'ı sevdiği için oy veriyor. Delikanlılığını seviyor, dik duruşunu seviyor, cesaretini seviyor, güvenilir olmasını seviyor falan falan. Evet. Bir yapı oturdu. Evet. Ve üzerinde çalıştı. Dedi ki çok basit hocam. Heh. Bak çok basit. Bu Tayyip Erdoğan'ı biz dedik ki bu laiklik düşmanı, Atatürk düşmanı, laiklik elden gidiyor. Biz kaç milyonuz, kaç kişiyiz falan filan dedik. Millet tınmadı. Evet. Hatırlar mısın? 2007'den önce diyorlardı ki ülkenin topraklarını yabancılara satıyor, İngilizlere satıyor, bilmem şunlara satıyor, bunlara satıyor falan. Evet. Bu haindir falan. Evet. Millet yemedi. Hı hı. Sonra bu hırsız diye iftira attık, onu yaptık, bunu yaptık falan filan. Millet yemedi. Oturdular. Müstakil'le birlikte. Profesyonel bir çözümleme yaptılar. Hı. Ve az önce benim söylediğim gerçekliği masada bilimsel olarak çıkardılar. Hı. Dediler ki bu millet Tayyip Erdoğan'ı seviyor. Bunu yenmenizin tek yolu bu sevgiyi almak. Nefrete dönüştürmek. Yok etmek ve nefrete dönüştürmek. Evet. Anlatabildim mi hocam? Evet doğru. Bu siyasi bir proje çalışma. Hımm. Geldi, psikoloğu geldi, sosyoloğu geldi, bilmem şusu geldi, busu geldi, toplum bilimcisi, neyse gel toplandılar ve bir röntgen çektiler. Çektikleri röntgende Tayyip Erdoğan sevilen bir karakter. Bunu nefret objesine dönüştürürseniz Tayyip Erdoğan'ı yenmeyi başarırsınız dediler. Evet. Şimdi birinci merhale bu. Peki bunu nasıl yapacaklardı? Şimdi dünyanın her yerinde olan bir şey. Tayyip Erdoğan diyor ki ya içkiyi çoluk çocuğa satıyorlar alkolü. Hı. Buna bir kati bir yaş 18 yaşından küçüklere
içki satılmasın diyor. Batı dünyasında, modern dünyada da ne? Böyle. Batı dünyasında, Amerika'da bazı 21 yaşında. 20, 21, 22, evet. Saat 10'dan sonra. Gece 10'dan sonra. Satılmasın. Satılmasın. Misal. Evet. Benzin istasyonlarında, yollarda satılmasın. Satılmasın. Niye? Bunların hepsi çağdaş dünyanın getirdiği normları. Diyor evet. ki sen diyor otobanda bir benzin istasyonunda alkollü içecek satarsan direksiyon yorgun başındaki olan adam şoför gider alır. Alır. Tekrar yola çıkar, devam eder, kazaya sebep olur. Kazaya sebep olur. Bunu orada satma. Doğru yani, evet. Ya 18 yaşından küçüğe satarsan evet. işte çocuk yaşta alkol tüketiminin sebep olsun. Yahut işte parkta diyor içme. Sen New York'ta sokakta içemezsin alkol. Tabii canım. İçemezsin tabii, tabii, cezası hayır, var. Hayır, tabii. Sen Central Park'ta git bakayım. Yok, aç yok, bir şişe hiç, şarap hiç içmeye kalk. Yerde, ne yapıyorlar? Hiçbir yerde, hayır. Model. Bu zaten Erdoğan'ın değil, ondan öncekilerin, ondan önceki ta Cumhuriyet, yani belki ilk anayasada. Gençleri alkol ve bilmem neyin zararlarına karşı korumak diye anayasal hüküm var. Tabii tabii, bütün dünya devletlerin anayasalarında var bu. Bu norma getirdi. Evet. Sonra sigara içimini, ya otobüste sigara içiliyordu. Bu dünyanın her yerinde. Hocam İngiltere'de dışarıda içemiyorsun. Evet. Japonya'da içemiyorsun. Güney Kore'ye gittik. Güney Kore'de dışarıda sigara içmek yasak. Haydi bakalım. Japonya'da vesaire bu tür şeyler var hocam. Böyle mantığa bak. Şuraya bir kulübe yapmış. Ne? Yolda caddede kulübe caddede. Yapmış. Onun içine girip içebiliyorsun. Girip içebiliyorsun. Hadi bakalım. Evet. Ne şimdi bunu, yani bunu nasıl eleştirebilirsin? Bunlarla ilgili çıktı dedi ki Tayyip Erdoğan işte alkol düşmanı, yaşam tarzımıza müdahale ediyor. Ya kürtaj, dünyanın her yerinde, bak dünyanın her yerinde kürtaja savaş açılmıştır hocam. Evet. Ne, yani bu ne ki? Kürtaja eleştirdi, ooo sana ne? Benim bedenim, karışma. Çok rezil şeyler vardı evet, orada. Evet, ben evet. ifade hatırlıyorum edemiyorum. Hatırlıyorum bunları. Sonra Sezeryan. Söyledikçe hatırlıyorum. Siz evet. Avrupa'da kafanıza göre Sezeryan'la doğum yapamazsınız. Yapamazsınız. Evet. Bu yani insanın ontolojisinde, yaratılışında terstir bu hocam. Evet. Evet. Buna dedi ki ya bak bu böyle olmaz. Herkes Sezeryan'la, herkes Sezeryan'la. Oo sen ne karışıyorsun, yaşam tarzı falan. Bunların her birinin peşine yalanlar uydurdular. Ve bu sayede o endişeli modernleri daha da ürküttü, korkar hale getirdiler. Hı hı. Ne yaşam, ya kimse kimsenin yaşam tarzına müdahale yok ettiği falan canım, yok ya. Yok canım, yok. Böyle bir şey yok. Bunun üzerine de, şimdi onlar kafaları karışmasın diye. Şimdi 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan çıkıyor, insanları sokağa çağırıyor, ülkeyi darbeden kurtarıyor. Öbürü bile, ya bir dakika diyor ya, bu adama biz haksızlık ettik diyecekken, Kemal Kılıçdaroğlu devreye giriyor. Bu darbe değil, inanmayın diyor. Bu diyor tiyatro diyor, bu bilmem ne diyor falan. Bak şimdi, bekliyor, o toplumdaki o sıcaklık soğumaya başladı. Bu işareti de FETÖ verdi. Tabii. Bir de o. Fethullah Gülen söyledi önce. O dedi önce. Herkes gülüyor size bilmem ne dedi. Sonra onu söyledi. Başka Afrin. Afrin'e girmeyin etmeyin bilmem ne mesela bir sürü şey söylediler. Hocam Amerikalılar ve Ruslar diyor ki dünyada hiçbir ordu böyle bir başarıyı ortaya koyamazdı diyor. Ben demiyorum, açın bak. Neyse, önemli yok. Afrin'e girmeyin, şöyleydi böyleydi vesaire işte. Girilmesi için. Elinden YPG geleni yaptı. Savunmak, elinden geleni yaptılar. Yaptılar. Evet. Afrin'e girdi Türk askeri, bir büyük destan yazdı. Ya şu millet şunu hatırlamıyor mu Turgay? Günde en az 15 tane füze düşüyordu. Kilise, evet, Antep'e, evet. Hatay'a bilmem ne. Şimdi niye düşmüyor ya? Sonra ne yaptılar? Tam millet, ya helal olsun. Bak Afrin'de bir büyük zafer elde ettik diyecekken devreye giriyor. Diyor ki ÖSO teröristtir, onunla bir... Bak şimdi, onunla hemen. Her yerde. Tek başına niye gitmedik? Tek başına niye onların peşine niye takıldık? Mehmetciğim buna ihtiyacı mı var? Peki niye Amerika'ya sen terör örgütüyle niye kol kolasın? Onu demiyor. Binlerce demez. Onu demiyor. Şimdi böylece mesela buna benzer, süremiz bittiği için sayamıyorum.
İlk kez bak bu çözümlemeyi yaptım, bu kadar derinlemesine yaptım. Evet. İnsanlar da bunu bilsinler diye. Yapmaya çalıştığı şu. Tam millet ya helal olsun bak bir büyük operasyonu başarıyla gerçekleştirecek diyecekken, helal olsun ya Erdoğan'a bak şunu yaptı diyecekken, helal olsun bu oldu diyecekken Kemal Kılıçdaroğlu gerçekliğin üzerini örtmek için, bu gerçekliğin üzerini örtmek ve o insanlara siyaset üretebilmek için yalan söylüyor. Çünkü nefreti yaydı. Evet. Sosyal, yani toplum bilimciler bunu formülleriyle izah edebilirler. Ben anlaşılsın diye, yani formülasyona da dökebilirim de anlaşılsın diye şunu söylüyorum. Tayyip Erdoğan nefreti kırılmasın diye, şimdi bir nefret oluşturdular, bu kırılmasın diye, bu nefret oluşurken de yalan söylediler. Nefret kırılmasın diye de yalan söylemeye devam ediyor. Bütün numara bu hocam. Bilinçli. Şimdi ne diyor? Şehit ailelerini kışkırtıyor. 15 Temmuz şehitlerine bak ne hak verildi, size niye verilmedi deyip onları kışkırtıyor. Her gerçekten birini. Gerçekten yazık. Tabii. Şey. Dolayısıyla yani senin söylediğin gibi Kemal Kılıçdaroğlu ne söylediğini bilmiyor, bilmem ne falan filan değil. Ben yine hüsnü zanla bakıyordum ona. Yok hocam, hiç bunun hüsnü yani, zanlı yok hocam. Bu söylediğin şeylerin karşılığı ihanettir ya. Ya. İhanettir. Şimdi dolayısıyla bu mesela Gezi'de çıktılar dediler ki yok tomanın altında şu kaldı, şu oldu. Evet, bunları o dönemde niye, çok şeyler söylediler. Ne farkı söylediler. Var? Toplumu sürekli tahrik etmek, sürekli nefret uyandırmak vesaire. Evet. O yüzden yurtsever CHP'lere şu çağrıyı yapıyorum. Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz. Erdoğan'ın değil de bir başka liderin yönettiği, siyasi rakibinize olan muhalefet anlayışını ülke ihanetine çevirmeyin, dönüştürmeyin. Yani sabahtan hadise beri bu. Konuşmamızın sebebi evet. Bu hocam. Erdoğan'ı sevmek zorunda değilsin. Sevmeyebilirsin. Yani bunun için kimsesi AK Parti'ye oy verme, verme. Yok, burada hiçbir problem yok. Yok. Yani bu ülkenin CHP'ye ihtiyacı var, MHP'ye ihtiyacı var. Şuna yani burada problem yok. Problem şurada. Bu siyaset vatana ihanet ederek yapılmaz. Evet, yapılmaz. Yapılmaz. Yapılmaz yani. Yapılmaz. Hocam süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum.